Merhaba, İGAM TV'ye hoş geldiniz. Yeni bir göç gündemiyle karşınızdayız. Ben Nurhan Yönezer. Ve ben Elif Özmenek Çarmıklı. Göç alanında ve mültecilerle ilgili tüm parametreleri masaya yatırmaya gayretimiz devam ediyor. Bugünkü konumuz Afrikalı mülteciler. Şimdi küreselleşme sürecinin etkisini artırmasıyla özellikle 2000'li yıllardan itibaren sadece komşu ülkelerden değil, diplomatik ilişkilerin, ticari ilişkilerin, ekonomik ilişkilerin gelişmesiyle beraber Afrika'dan da Türkiye'ye göç yoğunlaştı. Din kardeşliği kavramı burada önemli bir sosyolojik olgu olarak karşımıza çıkıyor. Böylece zannediyorum Afrikalı göçmenlerin Türkiye'yi trans ülke kadar hedef ülke olarak da seçmelerine neden oldu bu durum. Ancak kentsel, ırksal ve kültürel farklılıklarla Afrikalı göçmenler Türkiye'nin nüfusundan gerçekten farklı bir yapıda bir göçmen grubu olarak karşımıza çıkıyor. İşte Afrikalı ülkemizdeki Afrikalı göçmenleri, mültecileri, Süleyman Demirel Üniversitesi'nden doktora çalışmalarını yürüten Sayın Özlem Kahya Nizam ile konuşacağız. Özlem Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim davetiniz için Nurhan Hanım. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş buldum Elif Hocam. Şimdi Özlem Hanım, sizin Afrika'dan Türkiye'ye sığınmacı göçünün sosyolojik görünümleri adlı bir çalışmanız var. Burada Somali kadın sığınmacılar örneğini ele alıyorsunuz ve daha çok kadın konusuna eğiliyorsunuz. Evet. İlk sorum şu olacak. Afrikalı göçmenlerin Türkiye'yi hedef olarak seçmeleri yıllar içinde nasıl bir seyir izledi? Bir de şu anda acaba belli mi statülerine göre Türkiye'de bulunan Afrikalı mültecilerin sayısı? Global bir rakam verebiliyor muyuz? Çok güzel bir soru. Nurhan Hanım şöyle, aslında hani 1980'lerden bu yana Afrika ülkelerinden Türkiye'ye öğrenci göçleriyle başladığı şeklinde literatürde tartışılıyor. Bu öğrenci göçleri zaman içerisinde gelen öğrencilerin Türkiye'de kalmaya başlaması gibi şekillerle yerleşik hale gelmeleriyle dönüşüyor. Tabii tüm gelen öğrenciler burada kalıyor şeklinde değil ama bir kısmı burada kalarak iş kurma gibi çeşitli eğilimlerle kalıcı hale geliyorlar. Ama bunun yanı sıra özellikle 1991'de Somali'deki çöküşle beraber zorunlu göçler Türkiye'nin daha çok gündemine girmeye başlıyor Afrika'dan. Ve hatta literatürde de bakıldığında aslında çoğunlukla zorunlu göçler üzerinden tartışıldığı görülmekte. Ancak bunun öncesinde statü açısından bakıldığında Afrika'dan Türkiye'ye gelen göçmenler, ekonomik göçmenler ve zorunlu göçle gelenler olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. Burada ekonomik göçmenler olarak gelen grup daha çok İstanbul'da yaşıyor ve çalışma izninin olmaması ya da ikamet izninin olmaması ya da bazen ikisinin birden olmaması gibi nedenlerle düzensiz göçmen kategorisinde yer alıyor. Ve Afrika'da Afrikalı göçmenlere yönelik yapılan çalışmalarda ağırlıklı olarak İstanbul'da yaşayan Afrikalılara yönelik. İkinci kategoride yer alan grupsa zorunlu göçle gelen grup. Bunlar arasında da Türkiye'de 5700 kişilik oranıyla Somaliler ilk sırada. Bu nedenle de Afrikalı sığınmacıları, Afrikalı mültecileri çalışan araştırmacılar genel olarak Somalileri çalışıyorlar. Yani Somaliler dışında zorunlu göçle gelenlere ilişkin yapılmış çalışmalar yok denecek kadar az. Bu grupta yer alanlarda Uydukent adı verilen ve Türkiye'de sayıları 62 olan Uydukentlerde yerleşmesi zorunlu olan kişiler. Ancak yine literatürde şu durumla da karşılaşma durumu söz konusu. Normalde sığınmacı, mülteci statüsü alabilecek şartları sağlarken Uydukentlerdeki iş piyasasına erişememe ya da çeşitli karşı karşıya kaldıkları ayrımcılık deneyimi nedeniyle İstanbul'da düzensiz göçmen konumunda yaşayan Afrikalı sığınmacılar olduğunu da biliyoruz. 2010'lu yıllardan itibaren sayıları giderek artmaya başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin göç raporunda şöyle söz ediliyor. 1995-2010 yılları arasındaki 15 yıllık süre içerisinde 1835 Somalili sığınmacılık talep etmiş Türkiye'den. Yani 15 yılda 1835 kişi. Ancak sadece 2010 yılına gelindiğinde bu sayı 1304, yani sadece 2010 yılı içerisinde 1304 kişi sığınma talep ediyor. Günümüzde ise 5700 Somali'de Türkiye'de. Tabii diğer göçmen mülteci gruplarla karşılaştırıldığında oldukça sınırlı görülebilir. Özellikle 4 milyona yakın bir Suriyeli grubun yanı sıra ama uzak coğrafya göçü olması bağlamında da takdire şayan, yani dikkate değer bir gruptan söz ediyoruz. Yani sistematik olarak Somali'den Türkiye'ye yönelik göç artmış ve günümüzde sayıda 5700 şeklinde. Bunların kayıtlı olanları içerdiğini söylememiz gerekiyor. Yani kayıtsız olan Somalilerin de Türkiye'de bulunduğunu söylemek mümkün.
Profil olarak nasıl bir profil? Yani normal mesela biz daha çok Suriyelileri konuştuğumuz için Suriyeliler, Iraklılar, Afganlar, özellikle Somaliler bağlamında profil olarak nasıl özetliyoruz? Renk, Somali'nin toplumsal yapısı açısından bakıldığında %85'i ırk olarak, yani etnik köken temelinde Somali ırkına dahil. %15'lik oranda da Bantu'lar ve 30 bini de Arap olmayan Somalilere karşılık geliyor. Onun dışında Sünni İslam, Müslümanlığı kabul etmiş bir toplum yapısına sahip. Ama özellikle diğer göçmen gruplardan farklı olarak ve iç savaşların kökeni anlamında değinilebilecek nokta kabile savaşları. Yani diğer ülkelerden farklı olarak yaşadıkları bir şey. Türkiye'ye yönelik gelen diğer göçmenlerden farklı olarak Somali'nin toplumsal yapısında hakim olan kabile savaşları söz konusu ve Somali'den Türkiye'ye göç eden ya da farklı ülkelere göç edenlerin göç etme nedenlerinde de kabile savaşları önemli bir yere sahip. Burada kabile dediğimiz şey akrabalık temelli soy. Yani hangi soydan geldiklerine göre yapılanmış bir toplumsal yapı var Somali'de. Yani herhangi bir dini grup, etnik grup ya da cinsiyet temelindeki bir ayrışmanın ötesinde hangi kabileden olduğunuz toplumsal kimliğin temel belirleyeni. Yani burada 4 büyük kabile var. Toplamda 9 kabile var ama 4'ü büyük kabileler ve bu kabileler her anlamda toplumu etkileyen, siyasi yapılanmasını da dönüştüren bir etkiye sahip. Örneğin burada 4.5 formülü var. 4 olanlar 4 büyük kabilenin siyasal alanda temsiline karşılık gelirken 0.5 olanlar diğer azınlıklara ve düşük kabilelere karşılık geliyor. Böyle bir toplumsal yapılanma içerisindeler. Ama 1991'den bu yana, yani son 30 yıldır siyasi istikrarsızlığın hala devam etmesi ve merkezi bir siyasi otoritenin tam anlamıyla kurulamaması nedeniyle kabileler arası savaşlar ciddi anlamda ülkedeki istikrarı etkileyen bir şeye sahip ve bunun bir sonucu olarak da Somaliler öncelikle kendilerine yakın ülkelere, sonrasında da Türkiye gibi uzak coğrafya göçü olarak tanımladığımız coğrafyalara göç etmeye devam ediyorlar. Belki diğer gruplardan farklı olarak bundan söz edebiliriz. Evet. Bir de geniş bir çerçeveden başladık. Hani biraz daha Isparta genelinde ineceğiz ama oraya gelmeden önce şunu sormak istiyorum. Yayın öncesinde de konuştuğumuz gibi size merak ettiğim şey, 2010'dan sonra sayı gerçekten kendi çapında önemli bir oranda artıyor. Şimdi iki aşamalı bir soru bu aslında. Birinci kısmı Türkiye'nin özellikle son yıllarda Somali'ye karşı yürüttüğü insani yardım diplomasisinin bu göçün gidişindeki etkisi nedir? Türkiye gelmesi anlamında da orada kalması anlamında da. İkinci ayak orada kalması, çünkü uzun zamandır Avrupa Birliği'nin özellikle göç politikalarının dışsallaştırması, yani kendi topraklarına gelmeden durdurma çabaları, acaba Türkiye'de kendi göç aldığı ülkelere uygulayabilecek mi sorusu gündemde. Siz bu bağlamda Türkiye'nin bütün bu insani yardım diplomasisini ve göç politikalarını nasıl okuyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Somali'de özellikle tabii. Evet, Elif Hocam şöyle, 1980'lerle birlikte, özel dönemiyle birlikte özellikle Müslüman ülkelere yönelik olarak bir takım, yani Müslüman ülke himayeciliği şeklinde bir takım hani bölgesel güç olma arayışı temelinde dış politika anlayışı gelişmeye başlamıştı. Ama özellikle AK Parti dönemiyle birlikte söz konusu anlayışın oldukça önemli derecede geliştiğini görüyoruz. Nitekim mesela 2002 yılından bu yana Recep Tayyip Erdoğan Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde oldukça yüksek sayıda Afrika ülkelerine ziyaretler gerçekleştirmiş. Bunun dışında yine 2002 yılından 2019 yılına gelene kadar başkonsolosluk sayıları onlardan 42'lere çıkmış. Ciddi oranda yükseliş geçmiş. Bu gibi eğilimlerin tümü, tabii yine az önce söz ettiğiniz gibi Somali'nin özellikle insani yardım bağlamında ön plana çıkarılması, Somali ve Türkiye arasındaki din kardeşliği, Müslüman himayecilik anlayışı, Somali ve Türkiye arasındaki göç ağlarının ve göç sistemlerinin oluşmasını sağlayacak bir etki de beraberinde getiriyor. Bu anlamda Türkiye'nin de insani yardımları ciddi anlamda söz konusu ama hani Somalileri orada tutacak kadar, yani göçü Somali'de tutacak kadar henüz olmadığını düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda bir kabile savaşları var önüne geçilemeyecek şekilde. Bu süre gelen kabile savaşları siyasi yapının kurulmasını da engelliyor, zorlaştıran bir etki yaratıyor. Bunun yanı sıra 2019'da yapılan yoksulluk indekslerine göre, yani indeks araştırmalarına göre Somali hala çok boyutlu yüksek yoksulluk oranlarının çok yüksek olduğu ikinci ülke olarak karşımıza çıkıyor. Burada işte beslenme, çocuk
ölümleri, eğitim haklarına erişim, işte içme suyuna erişim gibi temel hak ve sosyal hizmet alanlarına erişimlerde dahi Somali halkının %92'si çok boyutlu yoksulluk yaşayan bir ülke. Hani bu anlamda kabile savaşlarının çözümlenmesinin çok zor olduğunu düşünmemin yanı sıra bu yoksulluk gibi nedenlerle de hani Somali'de kalmanın biraz zor olduğunu düşünüyorum. Ama onun yanı sıra tüm bu söz ettiğiniz değişkenler artık yavaş yavaş göç literatüründe de Somali ve Türkiye arasında göç sistemlerini ve göç ağlarını oluşturmaya başlayan değişkenler olarak tartışılmaya başlandı. Peki diğer gruplarla karşılaştırdığımızda bu profildeki bir göçmen grubunun adaptasyon ve sosyal uyum süreçleri nasıl işliyor? Sizin gözlemleriniz neler? Ve belki de biraz Sparta örneğinden de bahsedebiliriz. Çalışmanın detaylarından da birazcık bahsedebilirseniz. Evet, ben Isparta'da 10 tane Somali kadınla odak grup görüşmesi gerçekleştirdim geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde. Ve burada da hani Somali kadınların Afrika'dan, yani Afrika gibi uzak bir coğrafyadan Türkiye'ye göç etme dinamikleri üzerinde durduk. Uyum konusuna gelince Isparta 2012 yılında başarılı bir uydu kent olarak seçilmiş bir uydu kent. Örnek model uygulamalarıyla öne çıkmış bir uydu kent. Hani tabii süreç içerisinde değişen bir takım dinamikler söz konusu olsa da yani diğer uydu kentlerden farklılaşan bir yere sahip olduğunu hala söylemek mümkün. Burada Somaliler ten rengi bağlamında diğer mülteci gruplardan ayrışan bir takım şeylere sahipler. Bu arada Sudan gibi farklı Afrika ülkelerinden gelenler de var burada. Onu da belirtmekte fayda var. Yani bunu tüm siyahi grupta yer alan mülteciler yaşıyorlar. Şimdi Afrika üzerine yapılan İstanbul'daki çalışmalar sıklıkla siyahi göçmenlerin ayrımcılıkla, dışlanmayla karşılaştıkları ve bunun yeri geldiğinde şiddete dönüştüğü şeklinde. Isparta örnekleminde böyle bir doğrudan hani fiziksel şiddete dönen bir şeyden söz etmek çok mümkün değil. Ama Isparta küçük bir şehir olmasıyla beraber siyah insanlara karşı yaşadığı bir şaşkınlık hali daha çok. Hani bir nasıl ifade edeyim? Bir yabancı ile karşılaşmanın, siyah biriyle karşılaşmanın verdiği bir deneyimden yola çıkarak karşılaşılan bir şey söz konusu. Örneğin burada şöyle ifade ediyorlar kendilerini. Pazarda siyahi bir mülteciyle karşı karşıya gelen yaşlı bir teyze kaçarak arkasını dönüyor. Yani ciddi anlamda korkuyor. Sonrasında açıklama yapıyorlar mülteciye. Hani yanlış anlamayın, üzülmeyin. Daha önce hayatında hiç siyah bir insan görmemiş. Birden görünce ondan dolayı korktu şeklinde. Hani bu gibi daha öncesinde görmemiş olduklarının verdiği şaşkınlıkla verilen tepkiler söz konusu. Bunda da artık Somaliler biraz buna alışmış durumdalar. Çünkü son 20 yıldır aslında Isparta Somalilerin yaşadığı kentlerden bir tanesi. Artık böyle biraz bunu gülerek anlatmaya başlıyorlar. Yani araştırma kapsamında öyle gözlemledik. Şöyle tepkilerle karşılaşıyorlarmış örneğin. Hani sizin orada güneş çok mu var? Niye bu kadar yandınız? İşte yağmura çıktığınız zaman yüzünüzdeki boya akıyor mu? Ya da yağmur yağarken aman kızım yağmura çıkma, hani yüzün rengi değişmesin şeklinde yorumlarla karşılaştıklarını ifade ettiler. Burada da biraz Somaliler kendisi artık bunu tolere etmeyi, bunu açıklamayı öğrenmiş görünüyorlar. Bu şekilde diğer gruplardan farklı olarak ten renginden dolayı yaşadıkları bir şey var. Ama onun yanı sıra Somalilerin özellikle medyada yoksulluklarının çok fazla ön plana çıkarılması, insani yardımlarla gündeme gelmesi gibi nedenlerle ve Sünni Müslüman olan bir topluluk olması nedeniyle Isparta gibi muhafazakar bir kentte uyumları daha kolay olan bir grup olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle bu diğer mülteci gruplarla görüştüğümüzde de ön plana çıkan bir şey. Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı çalışanlarının mesela Somalilere karşı daha sempatiyle yaklaştıkları ve Somali gruplara daha çok yardım edildiği yönünde bir düşünce de hakim diğer mülteci gruplarda. Yine Isparta halkı da Sünni Müslüman olması nedeniyle, camilerdeki karşılaşmalar nedeniyle Somalilere daha sempatik bakıyor şeklinde söylenebilir. Yani Isparta'da benim yapmış olduğum çalışmalar ve yine Isparta'da yapılan diğer çalışmalar Sünni Müslümanlık temelinde din ümmet dayanışması şeklinde iki topluluk arasında bir dayanışma olduğunu ortaya koyuyor. Özlem Hocam, peki hangi sektörlerde daha fazla görüyoruz Somalileri ve biraz daha kadın özeline inersek kadınlar özellikle Isparta genelinde hangi alanlarda daha görünür?
Teşekkür ederim Elif Hocam. Somalili kadınlar aslında kendi ülkelerindeyken ataerkil kodlar nedeniyle eğitim sürecine katılamamış, gelir getirici bir mesleğe sahip olamamış kadınlar olarak bu örneklem grubunda benim karşıma çıktı. Ama belki şunu vurgulamakta fayda var. Genç yaşta olan bazı Somalili kadınların lise mezunu olduğunu görüyoruz. Örneğin 40 yaşında ama lise mezunu. Bu da Somali'den sonra yaşadığı başka ülkelerde eğitim sürecine girebildikleri anlamına geliyor. Örneğin Suriye'ye girip Suriye'de okulunu tamamlamış. Yine Isparta'da listeyi tamamlayanlar var. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir tane Somalili kadın öğrenci var, tıp okuyor. Mesela yine buna İl Göç İdaresi Müdürlüğü bu Somalili kadına kırlangıç ödülü verdi geçtiğimiz Uluslararası Göçmenler Günü'nde. Bu gibi göç süreci sonrasında gittikleri başka ülkelerde eğitim sürecine katılabilmiş ve çeşitli eğitim aşamalarını tamamlayabilmiş, yükselebilmiş kadınlar söz konusu. Ama onun dışında özellikle ileri yaştaki olanlar ne yazık ki hani gelir getirici bir mesleğe sahip olamadıkları için istihdama katılamıyorlar. Özellikle Somali'deki istihdam oranlarında tarım sektöründe çok fazla Somalili kadınların çalıştıkları vurgulanıyor raporlarda. Ben bunu burada şu şekilde yorumluyorum. Isparta bir uydu kent ve sığınmacıların yani uydu kentlerin kent merkezinden ayrılmamaları gerekiyor. Yani kent merkezinde yaşamaları zorunlu. Dolayısıyla da tarım sektörü gibi sektörlerde bu nedenle Somalili kadınların yer alamadıklarını düşünüyorum. Çünkü kent merkezinden ayrılmamaları gereken bir durum. Özlem Hocam çok affedersiniz. Belki dinleyicilerimiz hiç arasında uydu kentin tam olarak ne olduğunu bilmeyenler olabilir. Çok kısaca ondan bahsedebilir misiniz? Çünkü çok önemli uydu kentin özellikle şehir merkezinden ayrılmaması gerektiğine vurgu yaptınız. Onun önemini anlatabilmek açısından. Uydu kent uygulamasının tam olarak ne zaman başladığı bilinmemekle birlikte yasal düzenlemelerde yaptığım inceleme sonucu 1950'lerden bu yana kullanılabileceğini karar verdim. Yani öyle düşünüyorum. Çünkü Kemal Kirişçi Hoca da 1950 ve 1980 dönemi arasında üçüncü ülkeye yerleştirme işlemlerinin Türkiye tarafından yapıldığını belirtiyor. Ama ilk olarak 2006 yılında 57 sayılı genelgede söz ediliyor uydu il olarak, uydu kentlerden. Onun öncesinde kent, yer, mekan gibi daha muğlak tanımlamalar söz konusu. Türkiye'de ilk başta 20'li sayılarla başlıyor uydu kentlerin sayısı. Süreç içerisinde giderek artıyor. 2011'de 30 olan sayı birden mesela 2013 yılında 62'ye 51'e çıkıyor. 2013'te de 63'e çıkıyor, yükseliyor. Bu yükselişte de yine Suriyelilerin göçünün önemli bir etkisi olduğu söyleniyor. 62 tane uydu kent var şu an Türkiye'de. Bazı akademik kaynaklar bunu 63 olarak veriyorlar. Ama ben Yabancılar Hudut ve İrtica Dairesi'nin verdiği rakam olan 62'yi kullanmayı tercih ettim şu an. Yani Türkiye'de 3'te 2'si mültecilerin uydu kentlerde yaşıyor bu anlamda. Bu arada Suriyeliler de uydu kentlerde yaşıyorlar ama uydu kent uygulamasına tabi değiller. Yani bu uydu kent uygulaması Suriye geçici koruma dışında olan şartlı mülteci statüsü alabilen kişiler için geçerli. Yani şöyle ifade edeyim, üçüncü bir ülkeye yerleştirilmek şartıyla Türkiye'de beklerlerken yerleştirildikleri kentler olarak belirleniyor. İlk başta İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenirken günümüzde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından belirleniyor iller. Her illerin belli kapasiteleri var mültecilerin yerleştirilmesi için. Ve buralara o kapasiteyi aşmamak şartıyla nüfusun dengeli bir biçimde dağıtılması önemli. Kentlere yerleştirilirken de hani orada akrabaların olup olmadığı, tanıdık birilerinin olup olmadığı gibi detaylar soruluyormuş mültecilere. Ve eğer varsa da bu doğrultuda yerleştirilmeye çalışılıyor. Ama söylediğim gibi kentin kapasitesi bu anlamda önemli. Bir de akrabalık durumuyla uydu kent değişikliği talep edebilirken sağlık durumu önemli. Yine aynı şekilde herhangi bir sağlık problemiyle karşı karşıyaysa ve yerleştirildiği uydu kent içerisinde bu problemini çözemiyorsa başka bir uydu kente değişiklik talep edilebiliyor. Böyle bir uygulama. Kent içinde serbest ikamet var. Bu bana çok sıklıkla sorulan bir soru. Yani kente geldi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü kaydını yaptıktan sonra kent içerisinde istediği yerde yaşayabiliyor. Kent merkezinde, otelde, kendi kiraladığı bir evde istediği yerde yaşayabiliyor. Buna karışılmıyor. Ama kent merkezinden ayrılmaması gerek ve başka şehirlere de izin almadan gidemiyor. Farklılaşan uygulamalarla bazılarında parmak izi basma ya da haftanın iki günü imza atma gibi uygulamalarla da düzenli olarak kentteki varlıkları denetleniyor mültecilerin. Şimdi, genel olarak böyle. Özlem Hanım, sizin çalışmanızda şimdi burada da aslında göçün kadınlaşması karşımıza çıkan bir olgu. Evet. Ve çalışmanızda çok dikkatimi çeken bir cümle var. Diyorsunuz ki 51 Cenevre Sözleşmesi mülteci olma kriterleri
ırk, dil, din, millet, siyasi gruba mensubiyet ve siyasi düşünceyle sınırlı. Somalili kadın sığınmacı göçü hukuksal metinlerin toplumsal cinsiyet duyarlılığı bağlamında ele alınmalı diyorsunuz. Evet. Önemli bir şey. Bunu biraz açabilir miyiz lütfen? Tabii ki. Az önce söz ettiğim gibi kabile savaşları var Somali'de ve bu kabile savaşlarının en çok zarar gören, en dezavantajlı grubu olarak karşımıza kadınlar çıkıyor. Çünkü burada diğer göç mülteci gruplarda da tabii ki onlarda da savaş ve iç savaştan kaçma gibi durumlar söz konusu ama burada Somali kadınların tecavüzden de kaçtıkları bir durum söz konusu. Bu anlamda aslında savaşın yanı sıra tecavüz korkusuyla yaşayan bir kitlenin göçü olduğundan dolayı toplumsal cinsiyet perspektifiyle değerlendirilmesi gerektiğini düşündüm. Bunun yanı sıra yine kız çocukları orada Somali'de cinsel şiddet özellikle küçük yaştaki kız çocuklarına yönelik cinsel şiddet artık insani krizin bir parçasına dönüşmüş durumda. Yani erken yaşta evlilikler, erken yaşta gebelik, tecavüz, taciz gibi olaylar kadınlara yönelik çok fazla bir biçimde meydana geliyor. Yani savaşın koşulları bu anlamda daha farklı kadınlar için. Ondan dolayı hukuksal metinlerin toplumsal cinsiyete dayalı şiddete de duyarlı olması gerektiği şeklinde bir yorum katmak istedim. Açıklaması da bu şekilde Nurhan Hanım. Evet. Şimdi bir de şeyi söyleyeceğim. Ataerkil gruba mensup. Daha çok dediniz. Aslında Suriyelilere, Afganlara, Iraklılara baktığımızda da daha çok ataerkil grupla karşı karşıya kalıyoruz ama Somalili bağlamında kültürel farklılıklar çok çok daha derin mi Suriyelilere ile falan karşılaştırdığımızda? Şöyle erken yaşta evlilikler örneğin çok daha erken yaşta 20 yaşını geçmiş olan kadınların Somali'de erkekler tarafından ilgi görmediği şeklinde yorumlanması söz konusu. Bu nedenle özellikle kırsal alanlarda 20 yaşını geçmeden evlenmeye zorlanıyor kadınlar. Yine Sünni Müslümanlığın çok yoğun olduğu yani ağırlıklı olarak dinin gündelik yaşamda etkisini hissettirdiği bir toplum yapısı söz konusu. Burada da evlenmeden önce başkalarıyla birlikte olmanın önüne geçebilmek adına da erken evlilikler meşru görülen, kabul edilen bir duruma karşılık geliyor. Bu anlamda da özellikle ataerkil kodların çok işlediği bir şey. Burada bir de kabile sistemiyle bağlantılı olarak şöyle bir durum var. Yani güçsüz bir kabile içerisinde doğduysanız doğrudan zaten eğitim hakkı, sağlık hakkı gibi bir takım hakların dışında kalıyorsunuz. Ve kadın olmanızda da paralel olarak bunları daha derinden hissettiğiniz bir toplum yapısı söz konusu. Yani hem siyasal anlamda hem de ekonomik anlamda kabile toplumsal yapı anlamda kadının ikincileştirilme durumunun çok daha derin olduğu bir yapı söz konusu. Yine kabileler arasındaki savaşlarda kadınlara yönelik tecavüz bir nasıl anlayayım savaş silahına dönüşmüş durumda. Yani böyle bir durum söz konusu. Her iki taraf, bir taraf nasıl olsa cezası olmayacağı gerekçesiyle karşı tarafın kadınlarına tecavüz edebilirken, diğerleri de çeşitli nedenlerle intikam almak için diğer taraftaki kadınlara tecavüz ediyor. Yani bu anlamda da yani kadınların yaşadığı ayrıca bir deneyim var. Böyle bir felaketler zincirinden kaçıp gelen aileler, Türkiye'deki kültürlerle kaynaşmaya başladığında aile yapılarında, kadın bilincinde nasıl gelişmeler oluyor acaba? Siz bunları gözlemleyebilir misiniz? Aslında belki Nurhan'ın söylediğine ek olarak bir de tabii her zaman karşı taraf yani Türk tarafı, Türkiye halkı, Somalili kadınları nasıl çalışmalarınızda var mı bilmiyorum ama oradaki genel algı ne yönde? Bu yaşanan dram burada nasıl hayat buluyor? Yerleşik halk üzerine bir çalışmam henüz yok Elif Hocam. Hani yerleşik halktaki kadınların Somalilere nasıl baktığını bilmiyorum. Ama Somalili kadınların Türkiye'ye geldikten sonra güçlenme deneyimlerine dair önemli işaretler var yapılmış olan çalışmalarda ve benim yapmış olduğum çalışmada. Özellikle kendi ülkesindeyken eşinden şiddet gören, ikincileştirme sürecini çok daha derinden yaşayan, baskı gören kadınlar eşlerinden bağımsız olarak Türkiye'ye geldiklerinde ya da Türkiye'ye geldikten sonra çeşitli nedenlerle eşlerinden boşanmayı başarabiliyorlar. Özellikle Türkiye'nin bu anlamda hukuksal olarak farklılığı güçlenmelerinde çok önemli bir etki yaratıyor. Çünkü kurtulmak istediği bir evlilik içerisinde ama Somali'de asla eşini boşama gibi bir şansa sahip olmayan kadınlar Türkiye'ye geldiklerinde Türkiye hukuku sayesinde bu boşanma sürecini gerçekleştirebiliyorlar. Yine bunun yanı sıra az önce söz ettiğim gibi eğitim konusu önemli bir değişken olarak çıkıyor. Bu eğitim sürecine girmeyle beraber de kadınlığa yönelik inşaları
farklılaşıyor kadınların. Örneğin bir Somali kadın şey olarak ifade ediyor. Bana yaşlı teyzelerin saçlarını boyamaları çok değişik geldi. Ya da işte bisiklet kullanmaları çok farklı geldi şeklinde. Hani kadınlara yönelik tabii farklı kadınlık inşaları geliştirmeye başlıyorlar. Bunda da özellikle Türkiye'nin sahip olduğu eğitim ve hukuk olanaklarının önemli etkisi olduğunu söyleyebilirim. Peki yani burada da aile içi şiddetin devamında filan müdahaleler kolay olabiliyor mu? Buradaki çünkü ataerkil dediğimiz zaman evin erkeği çok kendi imtiyazlarından vazgeçmek istemeyecektir. Ama kadın daha güçlenme ve bilinçlenme dönemine giriyor. Burada nasıl sorunlar yaşanıyor? İyi ki bu soruyu sordunuz Nurhan Hanım. Şöyle benim örneklem grubumda nasıl şöyle söyleyeyim. Hiç eşiyle birlikte olan kadın yoktu. Zaten eşlerini ya orada bırakıp gelmişler ya da Türkiye'de olduk geldikten sonra iki tanesi boşanma sürecine girmiş. O yüzden ben ya çocuklarını çocuklarıyla yaşayan yetişkin kadınlarla ya da bekar olan yani evlenmemiş olan halasıyla teyzesiyle yaşayan bekar kadınlarla görüşmeler yaptım. O nedenle hani bu sürecin nasıl bir değişime uğradığını söylemem şu an için zor. Bu oran ne kadar acaba bu şeyde yani böyle bir oranımız yok herhalde değil mi? Hani, yani eşlerinden ayrı yaşayanlar ailelere oranı eşlerinden ayrı yaşayanlar tek başına ya da çocuklarıyla yaşayan kadınların aile olarak erkekleriyle yaşayanlara oranı bilemiyoruz herhalde. Evet onu maalesef bilemiyoruz Nurhan Hanım ama yapılmış olan yani başka şehirlerde yapılmış olan çalışmalarda da sıklıkla Somali kadınların aile göçünden bağımsız göç etmeye başladığı vurgulanıyor. O yüzden ben de çalışmamda acaba göçün kadınlaşması eğilimi zorunlu göç üzerinden de tartışılabilir mi diye bir parantez açmak istedim. Yani artık dediğim gibi başka çalışmalarda da öne çıkan bir şey bu Somali kadınların yalnız göç etmesi. Belki en başta konuşmamız gereken bir şey vardı. Dil engeli, onun aşılması konusunda yıllar içinde iyileşmeler gerçekleşti mi? Yoksa yine çok büyük engel olarak duruyor mu önümüzde? Yani Türkçe dil kursları yetersiz olduğu söylenebilir. Hani Isparta özelinde söylüyorum. Ve kadınlar da genellikle ev içi rol ve sorumluluklarından dolayı çok kamusal alana çıkmıyorlar Somali kadınlar. Dil kurslarına katılımları da bu anlamda düşük. Bunu aşabilenler özellikle genç olanlar, çocuk Somaliler ve genç kadınlar daha kolay bir şekilde resmi eğitim sürecine girdikleri için Türkçeyi iyi şekilde konuşabiliyorlar. Bu hatta yerleşik halkla olan iletişimlerine, etkileşim biçimlerine de yansıyor. Şöyle ki mesela yetişkin kadınlar yani Türkçe bilmedikleri için çoğunlukla Suriyeliler ve Yemenlilerle vakit geçirirken genç Suriyeli, Somali kadınlar, Türkçe bilenler hem yerleşik halktan olanlarla hem de diğer mülteci gruplarla iletişim kurabiliyorlar. Dil bu anlamda tabii entegrasyonun önüne geçen önemli bir şey. Çünkü hiçbir şekilde Türkçe bilmedikleri için yerleşik halkla iletişime geçmeleri zor. Arapça dilini de konuşuyorlar aslında Somaliler ama Isparta'da da Arapça dilini iyi derecede konuşan bir toplumsal kesim yok. Evet. Bundan dolayı dilin böyle bir etkisi var. Var ama herhalde dil kurslarının çok yaygınlaştırılması gerekiyor ve evet. Haneye girilmesi gerekiyor anladığım kadarıyla. Yani böyle olunca tabii şeye hani ekonomide istihdama erişimleri de çok zorlanan bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Fakat zaten şunu en baştan aklıma takılan bir şey var. Mesela uydu kentlerde çalışma olanağı yani siz dediniz ya tarımsal istihdama erişimde çok zorlanıyorlar. Çünkü uydu kentlerde kalıyorlar. Fakat bunun dışındaki sektörlere istihdama erişimleri nasıl gelişiyor? Isparta ve Burdur gibi bu Somalilerin çoğunlukla yaşadığı kentler zaten iş olanaklarının çok yüksek olduğu kentler değil Nurhan Hanım. Hani iş üretme kapasitesi bakımından. Nitekim Metin Çorabatır'ın da daha önce bir raporunda vurguladığı bir şey var. Hani Konya gibi, Kayseri gibi daha büyük şehirlerde biraz da sanayi kenti. Evet. Daha farklıyken yani en formalde olsa çalışma yaşamına entegre olabiliyorken mülteciler Isparta, Burdur, Çankırı gibi iş yani üretimin çok düşük olduğu kentlerde ne yazık ki pek fazla katılamıyorlar. Ben bir şey sormak istiyorum. Siz önemli bir karar alıcıyla karşı karşıya kalsanız Afrikalı ve Somali mülteciler bağlamında böyle çok acil çözülmesi gereken sorunları üç noktada toplamak isterseniz neler söylersiniz? Yani çözüm önerileri olarak. Evet.
Yani diğer mülteci gruplarla da ortak olacak olan ilk şey zaten istihdama erişim konusu. Çünkü Somalili kadın sığınmacılarla çalışmada da söz ettiğim gibi yoksulluk deneyimi Türkiye'de yaşıyorlar ve çok sınırlı, yetersiz bir sosyal yardım durumuyla karşı karşıyalar. Dil bilmedikleri için, gelir getirici bir mesleğe, beceriye de sahip olmadıkları için istihdama da katılamadıklarından dolayı çok düşük gelirlerle, yani sosyal yardımlara bağımlı bir halde çalışmalarını, yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bu nedenle ilk olarak tabii ki yani bu sorunun çözülmesini söylerdim. Onun dışında dil sorunu temel bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Yani Türkiye şartlı mülteciler uydu kentlerde geçici olarak görünüyor. Bu anlamda entegrasyon politikalarına çok dahil edilmiyorlar. Zaten üçüncü bir ülkeye gidecekler, Türkiye'de kalıcı olmayacaklar algısı da var. Ama bu kişilerin 10 yıla kadar, bazı kentlerde 10 yıldan fazla Türkiye'de yaşadıkları tespit ediliyor çalışmalarda. Bunlar da çok uzun süreler. Dolayısıyla bu yaşadıkları süreç içerisinde Türkiye toplumuyla birlikte yaşama deneyimini daha da kolaylaştırmak adına dil öğrenilmesi, dil kurslarının yaygınlaştırılması gibi politikalar yürütülebilir. Ve üçüncü olarak da belki mültecilerin yaşadıkları sorunlara yönelik yerleşik halkın biraz daha bilinçlendirilmesi, hani gündeme getirilmesi, neden burada oldukları gibi şeylere ilişkin bilgilendirmeler yapılması faydalı olabilir diye düşünüyorum. Çeşitli ayrımcılıkların ben de olabilir. Ben de umuyorum Nurhan, senin bu güzel sorunu bir gerçekten karar verici dinleyici dinler ve gerçekten çünkü çok önemli adımlar atılması gerekiyor, özellikle uyum ve entegrasyon konusunda hızlı adımlar atılması gerekiyor. Türkiye artık hedef ülke oldu. Bunu zaten yıllardır söylüyor bu alanda çalışanlar, artık devlet yetkilileri de söylüyorlar. Hedef ülkenin de bir takım gereklilikleri hızla yerine getirmesi gerekiyor, özellikle uyum ve entegrasyon açısından. Sayın Özlem Kaya Nizam, çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben de teşekkür ederim. Sayınızı. Umarız tekrar gelebilirsiniz yayınımıza. Çok önemli bir konuya, önemli bir pencere açtınız. Çok teşekkürler. Ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Ben de kendi adıma, İGAM TV adına, İGAM ailesi adına Özlem Hanım, çok teşekkür ederiz. Çok değerli bilgilerdi. Sağ olun, var olun. Ben de teşekkür ederim Nurhan Hanım. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Sevgili İGAM dinleyicileri, gelecek hafta yeni bir göç gündeminde beraber olacağız. Her hafta olduğu gibi gelecek hafta da pazartesi günü saat 14'te beraber olacağız. Kendinize çok iyi bakın o zamana kadar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İGAM TV'ye abone olmayı lütfen unutmayın. Çok teşekkür ediyoruz.